Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle birlikte 5 sayılarının AYT denemesinin ve matematik çözümlerinin ikinci bölümleriyle kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdi arkadaşlar 16. soruyla devam edelim. 16. soruda güzel hazırlanmış bir dizi sorusu. Yeni nesil bir dizi sorusu aslında. Yani kolay ama görmemiz lazım. Şimdi kumbarasında bir kumbara var arkadaşlar. Kumbaraların içerisinde paraların miktarları soldan sağa doğru eşit miktarda artış göstererek artmaktadır. Eşit miktarda artış gösteriyorsa bu nedir aslında? Bir aritmetik dizidir. Oradan onu anlıyorsun. Aritmetik dizi. C kumbarasında 122 lira varmış. 122 lira. F kumbarasında 176 lira varmış arkadaşlar. Bizden B kumbarasında olan parayı sormuş. Şimdi biz bunu arkadaşlar bir dizi olarak isimlendirirsek. Mesela buraya A1, buraya A2, buraya A3, buraya A4, buraya A5, buraya da A6 dersek bunları bu şekilde isimlendirdik. Sonra biz bunun arkadaşlar ortak farkını bulalım. D ortak farkını ben formülünü şöyle yazacağım. AM eksi AN bölü herhangi M ya da M'in terim arasındaki ortak fark M eksi N'dir. Diyelim ki ben A6 ile A6'yı biliyorum çünkü. A3 arasındaki ortak farka bakacağım. 6 eksi 3 diyeceğim. A6 dediğimiz ifade 176'dan 122'yi çıkartıp 3'e böleceksin. Buradan da arkadaşlar 54 bölü 3'ten 18 geldi. Yani bunların artışları her zaman 18-18 olacak. Bizden ikinci kumbarayı sormuş. 122'den ben 18 çıkartırsam B'yi bulmuş olacağım zaten. 120 eksi 18 bana 104'ü verecektir. O da B seçeneğidir. 17. soru iyi bir logaritma sorusu arkadaşlar. Yukarıdakilere göre demiş. X'in eşit hangisidir? Önce şu verdiği ifadeyi biz düzenleyelim. Biz logaritmada şu kuralım var zaten. Logaritma A tabanında B ise biz bunu logaritma B bölü logaritma A olarak yazabiliriz. Bir sıkıntı yok. Şimdi biz bunların her birini teker teker açalım. Logaritma 25 bölü alt tarafta logaritma 4 geldi çarpı. Logaritma 8 bölü yine arkadaşlar logaritma 9 diyorsun çarpı. Logaritma 7 bölü yine arkadaşlar logaritma 5 dediğimiz ifade x'tir. Sonra biz bunları küçültelim. Misalen burası 5'in karesi olduğu için şöyle diyeceğiz. 2 tane logaritma 5 bölü 2'nin karesi olduğu için logaritma 2 çarpı. 3 tane logaritma 2 bölü 2 tane logaritma 3 diyeceğiz çarpı. Logaritma 7 bölü logaritma 5 der ifadeyi x'e eşit diyeceğiz. Bu da sadeleştirmeleri yaparsak bakın logaritma 5'leri sadeleştirdik. İkileri de sadeleştirdik. Sorun yok. Şu ikiler de gitti arkadaşlar. Ben şunu biliyorum o halde. 3 bölü 2 çarpı logaritma 3 tabanında 7 eşittir x. Çünkü ben bunu taban kabul ettim. Bunu da üst olarak kabul ettim. Şunu diyebilir miyiz o halde? Logaritma 3 tabanında 7 eşittir. 2x bölü 3 geldi. Şimdi ben bunu biliyorsam bunu kullanarak şu ifadeyi oluşturacağım. Unutmayın sana verdiği bir x türünden değeri diğer türden bulmak istiyorsanız arkadaşlar onu hangisi türünden istiyorsa onun tabanına göre açacaksın. Yani ben bu arkadaşımı 3 tabanına göre açacağım. 3 tabanına göre açarsam şöyle olur. Logaritma 3 tabanında 63 bölü alt tarafta logaritma 3 tabanında 21. Tekrar açarsam bakın burası 9 çarpı 7'dir. Yani logaritma 3 tabanında 7 artı çarpmayı toplam olarak ayırdık. Logaritma 3 tabanında 9 bölü. Alt tarafa geldiğimizde logaritma 3 tabanında 7 artı logaritma 3 tabanında 3 olarak açmış olduk. Şimdi ben bu ifadeleri biliyorum. Şunu yazacağım. Logaritma 3 tabanında 7 yerine arkadaşlar 2x bölü 3 yazmam lazım. Yani eşittir. 2x bölü 3 artı burası 3'ün karesi olduğu için 2 olarak yazacaksın. 3 tabanında 3 zaten gider. Bölü. Alt tarafa geldiğimizde 3 tabanında 7 yine 2x bölü 3'tü. Artı 3 tabanında 3 1 olduğu için bunu da bulmuş olduk. Düzenleyelim 3 kere 2 6. 2x artı 6 bölü 3 bölü. Alt tarafta arkadaşlar 2x artı 3 bölü 3 diyorsun. Şu üçleri sadeleştirirsek yukarısı 2x artı 6 bölü. Alt tarafta zaten 2x artı 3 kalmış oldu. Cevabımız E seçeneğidir. 18. sorudayız. Dizileri veriliyor. AN dizisinin bütün terimleri BN dizisinin terimlerinden büyük olduğuna göre. Yani şunu diyeceğiz aslında. AN'in her bir terimi BN'den daha büyüktür. Şunu yazalım. N kare eksi N artı 12
artı k büyüktür 3n eksi 8 diyeceksin. At karşı tarafa bunu. N kare eksi 4n artı 20 artı k sıfırdan büyük geldi. Şimdi ben bunun sıfırdan kesin büyük olduğunu biliyorsam arkadaşlar böyle bir kural yazdıracağım. Eğer ki bu her zaman pozitifse deltasının sıfırdan küçük olması lazım. Delta sıfırdan küçük olsun ki kesinlikle bütün değerler için pozitif çıksın. Bunu bildikten sonra gel yazalım. Delta dediğimiz ifade neydi? B'nin karesi eksi 4ac. B dediğimiz ifade n'in katsayısıydı. Eksi 4'ün karesi 16 eksi 4 çarpı 1 çarpı 20 artı k. Ne diyeceğiz? Sıfırdan büyük. Buradan bir kere daha düzenlersek 16 eksi 80 eksi 4k sıfırdan büyükse 16'dan 80'i çıkarttım. Eksi 64 büyüktür. 4k geliyorsa arkadaşlar her iki tarafı 4'e böldüğüm zaman eksi 16 büyüktür. K diyeceğiz. Eksi 16'dan küçük olan en küçük tam sayıya bakarsak buradan arkadaşlar eksi 16'dan küçük arkadaşlar şöyle bir hata yaptım mı ben? Delta sıfırdan küçük olması lazım. Şurası küçük gelecekti. Çok özür. Şurayı ben bir an büyük yazdım. Küçük olacaktı. Buradan da arkadaşlar küçük olursa eksi 16'dan büyük olan tek seçeneğim nedir? En küçüğü istemiş bizden. Eksi 15 olarak bulunur. O da bana C şıkkını verecektir. 19. sorudayız. Soldan sağa ve sağdan sola okunuşları aynı kelimeler olan kelimelere politrom kelimeler denir. Kazak, teğet gibi. Buna göre K kümesinin harfleriyle anlamlı ya da anlamsız 5 harfli politrom harf dizilimi yapılabilir demiş. Şimdi arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi biz burada politrom kelimesi yazabilmemiz için bu harfle bu harf aynı olacak. Diyelim ki bu harfle arkadaşlar bu harfimiz aynı olacak. Bu harf ortada olduğu için zaten aynı ifadeyi yazmış olacağız. Aslında biz şunu yapacağız. Şu ilk üçünü belirleyeceğiz. İlk 3 belirle diyelim. İlk üçünü belirlesen zaten gerisi de aynı olacağından dolayı tüm kelimeleri yazmış olacaksın bundan dolayı. Şimdi arkadaşlar harfleri anlamlı ya da anlamsız demiş. Harfleri farklı dememiş. Birer kez kullanarak demediği için biz şu baştaki harf yerine 6 tane yazabiliriz. Çünkü 6 tane pardon 6 tane harfim var evet. İkinci arkadaşlar yine 6 tane yazabiliriz. Üçüncüye de yine 6 tane yazabilirsin. Zaten birinci ve beşinci ya da ikinci ve dördüncü aynı olduğu için diğerlerini yazmana gerek yok. Bunların çarpımı sana cevap verecektir. O da 216 olarak bulunur. C seçeneğidir. 20. sorudayız. Şekildeki ebatları 15 ve 20 santim olan çerçevenin içine kenarlarından ikişer santimetre boşluk bırakılarak bir resim yerleştirilmiştir. Sorun yok. Daha sonra arkadaşlar bu resim için şöyle demiş bana. Buna göre çerçevenin içinde işaretlenen rastgele bir noktanın resim içinde olma olasılığı nedir? Şimdi bakın biz burayı 15'e ne biliyor 20'ye uzun kenar 20 olsun kısa kenar 15 olsun. İkişer santim boşluk bırakarak biz ne yapmışız? Resim çizmişiz. Olasılık fonksiyonumuz şudur. P eşittir. İstenen bölü tümü. İstenen dediğimiz ifade içindeki resmin alanı. Tümü de arkadaşlar tüm alan zaten 15 çarpı 20. İçindeki resmin alanı ben buradan 2 santim, buradan da 2 santim kısarsam ortaya 16 kaldı. Yukarıdan 2, aşağıdan 2 santim kısarsam buraya da 11 kaldı. Buradan da ben 11 çarpı 16 diyeceğim. Sadeleştirmeyi yaparsam 4'e böldüm 4, 4'e böldüm 5. Yukarıdan 44 bölü 75'i bulacağız. Aşağıdan da 75 geldi. Bu da beni A seçeneğine götürecektir. 21. sorudayız arkadaşlar. 21. sorum güzel bir trigonometri sorusu. ÖSYM'nin sevdiği soru tiplerinden ve çok güzel hazırlanmış bir soru. Yani son yılda sordukları soru tipine de benziyor ama bence bu soru daha efsane olmuş diyebilirim. Burada arkadaşlar bize iki tane üçgen verilmiş. İki üçgenden BC ve EF kenarları ortak çakışacak şekilde yapıştırılıyor. Nida'nın elde ettiği yeni şekille ilgili aşağıdakiler bilinmektedir. Şimdi ben bu arkadaşlar şekli bunun üstüne yapıştıracağım. Yapıştırdıktan sonra BC EF'yi eşitmiş yani tam çakışacak. A noktası da DE üzerinde yani A noktası burada bir yerde kalacak. Düşünün ben aldım bunu buraya aktardım. Aktardıktan sonra şöyle bir şekil meydana geldi aslında. Ben bunu birleştirdim şöyle.
Bakın bu diğer içindeki üçgen oldu arkadaşlar. Üçgeni birleştirince böyle bir şekil meydana gelmiş oldu. İçine aldık biz bunu. Bu şekli içine aldıktan sonra diyoruz ki D, C, A. D, C, şurası C aslında A. Şuraya biz alfa diyelim. Alfa. Yani tan alfa dediğimiz ifade 1 bölü 3'e eşittir. Biliyoruz. D, C, B. D, C, şuraya C dedik. B de arkadaşlar o çakışan nokta. Şurası B noktası, burası da C, F noktası. X'ini ortak kullanabiliriz. D, C, B de 3 bölü 5'miş. Yani biz bunun hepsini arkadaşlar beta diyelim. Sin beta dediğimiz ifade de 3 bölü 5 olarak bulunacaktır. Bizden ortadaki açı yani ACB'yi soruyor. Şurayı soruyor arkadaşlar. Orayı siyahla yapalım. Şurayı soruyor. Buraya da biz X diyelim. X'i sorduğundan sonra dolayı tan X de şöyle yapalım. Tan X'i soruyor. X dediğimiz açı beta eksi alfadır. Demek ki biz burada tan X'i bulursak tan beta eksi alfa açılımını kullanacağız. Burada bilmem gereken ne aslında? Tan X için tan beta lazım. Tan beta'yı üçgen çizerek bulalım. Şurada arkadaşlar. Şu arkadaşımıza biz beta dersek 3, 5 ve 4. Şunu biliyoruz. Tan beta eşittir. 3 bölü 4. Tan alfayı zaten yukarıda çıkarmıştık. 1 bölü 3. Aşağıdaki açılımı yaparsak. Tan x eşittir. Tan beta eksi tan alfa bölü 1 artı tan beta çarpı tan alfadır. Tan beta zaten 3 bölü 4 eksi 1 bölü 3 bölü 1 artı x'inin çarpımı zaten 1 bölü 4 gelecektir. Yukarısı arkadaşlar 9'dan 4 çıktı. 5 bölü 12 çarpı. Diğerini de ben ters çevirip çarparsam ne gelecek? 5 bölü 4'ten 4 bölü 5 gelmesi lazım. 5'leri sadeleştirip 4'leri de sadeleştirdiğimizde 1 bölü 3 yani A seçeneği olarak bulunur. 22. sorum. Trigonometride kolay bir işaret bulma sorusu arkadaşlar. Burada hangi fonksiyonun hangi bölgede ne işarete ait olduğunu bilirsek bir sıkıntı olmadan kolay bir şekilde yapabiliriz. Bir tane arkadaşlar birim çember çizelim. Birim çember üzerinden x ve y'leri belirleyelim. Oradan da zaten koordinata göre yaparız. Hem bir bilgi olmuş olur, hem bir konu anlatım gibi yapmış oluruz. Şimdi arkadaşlar burada sin, kos, tan ve kot fonksiyonu. Sin, kos, tan ve kot. Sin, kos, tan ve kot. Sin, kos, tan ve kot diyelim. Hepsi artıdır burada. Hani tüm sınıf kara tahtada coşar mevzu var ya. Sadece sınıf artıdır. Diğerlerinin hepsi eksidir. Burada da arkadaşlar tanjant ve kotanjant artır. Diğerleri eksidir. Burada da sadece kosinüs coşardan artı. Diğerlerinin hepsi eksidir. Bakalım. Şimdi kosinüs 50 birinci bölgede olduğu için artı. Kosinüs 150 ikinci bölgede olduğu için artı. Kosinüs 250 üçüncü bölgede olduğu için eksi. Bunları çarparsak eksi geldi. Kosinüs 100 ikinci bölgede olduğu için eksi. Kosinüs 200 ikinci bölgede olduğu için eksi. Kos 300 dördüncü bölgede olduğu için artı. Bunları da çarparsam artı geldi. Tan 150 ikinci bölgede olduğu için eksi. 250 yine artı. Tan 350 dördüncü bölgede olduğu için eksi. Bunları çarparsak arkadaşlar artı geldi. Eksi artı. Artıydı doğru cevabım. Yani D seçeneği. 23. sorudayız. Yukarıda ayrıt uzunlukları logaritma 2 ve x kare ve diğerleri de arkadaşlar 4 tabanında 3 olan kare prizma şeklindeki bloklar verilmiştir. Tahta bloklar 5'i, bakın burada 5 tane var. Böyle dizildiği zaman ve şekil 2'deki 40 tanesi, burada da 40 tane var. Bunlar yan yana dizildiğinde uzunlukları eşit oluyormuş. Şimdi biz bundan 5 tane dizersek arkadaşlar her birinin logaritma 2 tabanında x kare aldığımızı düşünürsek şöyle diyeceğiz. 5 çarpı logaritma 2 tabanında x'in karesi eşittir. Burada da arkadaşlar 40 tane var. 40 çarpı logaritma 4 tabanında 3 diyeceğiz. Bunlar birbirine eşit gelecek ve bu denklemi çözersek zaten x'i çıkarmış olacağız. Bunları sadeleştirirsem arkadaşlar 8 geldi. O halde logaritma 2 tabanında x'in karesi eşittir. Burası 2'nin karesi olduğu için 2'yi paydaya atarım. 8 bölü 2 çarpı logaritma 2 tabanında 3 gelecektir. Buradan arkadaşlar 4 geldi ve ben bu 4'ü 3'ün üzerine attım. Yani logaritma 2 tabanında x'in karesi eşittir. Logaritma 2 tabanında 3'ün 4. kuvveti.
Daha sonra biz bu logaritma 2'leri götürdük. X'in karesi 3 üzeri 4 ise x dediğimiz ifade 3'ün karesi yani 9 gelecektir. Bu da beni D seçeneğine götürür. 24. sorudayız arkadaşlar. İyi bir logaritma sorusu. Denklemi de içine katmış arkadaşlar. Burada x'i soruyor benden. Ben bu logaritmadan kurtulmak istiyorsam kök 8'i diğerinin tabanına atayım. Yani şöyle olacak. 32 çarpı 16 üzeri x eksi 1 eşittir. Kök 8'in x artı ikinci kuvveti. Hepsini düzenleyelim. Hepsini iki tabanda yazalım bunların. 2 üzeri 5 çarpı 2 üzeri 4 de 2 üzeri 4 x eksi 4 olur eşittir. 2 üzeri 3 bölü 2'dir çarpı x artı 2 diyeceksiniz. Buradan da arkadaşlar 2 üzeri taban aynısı üstleri topladığımızda 4x artı 1 dediğimiz ifade eşittir. 2 üzeri 3x artı 6 bölü 2 gelir. 3'ü dağıttığımızda bölü 2 olarak kaldı. Daha sonra tabanlar aynıysa üstler de aynı olması lazım. Yani 4x artı 1 eşittir. 3x artı 6 bölü 2 ise içler dışa çarpımı yaparsam 8x artı 2 eşittir. 3x artı 6. Ben 3x'i karşı tarafa atarsam 5x, 2'yi de diğer tarafa gönderirsem 4 gelecekse x tabana 4 bölü 5'i verir. Yani C seçeneğidir. 25. sorudayız arkadaşlar. Hem fonksiyon uygulaması hem de arkadaşlar bize logaritmayı karıştırıp sormuş. Önce f0'ı bulup yerine yazacağız. f0'ı bulabilmemiz için x yerine ne yazmamız lazım? 2. X yerine 2 yazarsam f0'ı bulurum. Buradan da arkadaşlar 3 bölü 1'den cevabımız 3 geldi. Yani buradaki f0 değerimiz 3'e eşittir. Bunu yazdık. Sonra arkadaşlar g3'ü istemiş. g3 için ben x yerine kaç yazmam lazım? Buradan da yine 2 yazmam lazım ki 3 gelsin. 2 yazarsam 4 artı 5 bölü 3 kere 4 kere 2 8. 8'den de 2'yi çıkardığımda 9 bölü 6. Bu da bana 3 bölü 2'yi verecektir. Yani şu arkadaşımız da 3 bölü 2 oldu. Şimdi biz bunları yazalım. Logaritma 3 tabanında 3 artı logaritma 2 tabanında 3 bölü 2 diyeceğiz. Zaten 3 tabanında 3 1'dir. Yazarsam 1 artı. Bu arkadaşı da ben hani arada bölme var ve çıkartma olarak ayıracağım. Logaritma 2 tabanında 3 eksi logaritma 2 tabanında 2 diyeceğim. Sonra ise şurası zaten 1 gelir. Eksi 1 ile artı 1 giderse komple cevabımız logaritma 2 tabanında 3 olarak bulunur. O da beni A seçeneğine götürecektir. 26. soruya devam edelim. Bir fonksiyon vermiş arkadaşlar bana. Sin kare eksi kos kare bölü 1 artı 2 sin kosun bölüm 1 bölü 3 olarak vermiş. Bizden ne istiyor burada? Tan 2 alfa istiyor. Bulalım. Burada arkadaşlar şu ifadeyi çevirebiliriz. Bakın şu bir ifadesini ben sin kare artı kos kare olarak yazabilirim. Şurasını da çarpanlarına ayırabilirim üst tarafı. S kare eksi C kareden S eksi C çarpı S artı C olarak ayırırsam. Böyle alt tarafta birincinin karesi, birinci ile ikinci çarpımı iki katı ve ikincinin karesi geldiği için S artı C'nin parantez karesi olur. Eşittir 1 bölü 3 diyeceğim. Burada bir tane S artı C'leri sadeleştirdik. S artı C geldi. Ve içler dışa çarpımı yaparsam onu da şurada yapalım. 3 tane S eksi 3 tane C eşittir. S artı C diyeceksin. S'yi karşı tarafa gönderdiğimizde 2 tane S eşittir. 4 tane C geliyorsa S dediğimiz ifade 2 tane C. Yani sin x eşittir. 2 tane cos x ise buradan her iki tarafı sin x cos x'e bölersem tan x dediğimiz ifade 2'dir. Şimdi biz tan x'i bulduk ya da tan alfa. Şuraya alfa diyelim yanlış yazdık. Tan alfa 2 ise arkadaşlar bizden neyi sormuş? Tan 2 alfayı. Bunu da açalım. Tan alfa artı alfadan 2 tane tan alfa bölüyor. Bunun açılımı 1 eksi tan kare alfadır. Şimdi şöyle yazalım da aklınızda kalsın. Hemen notunuzu alın siz. Yazalım arkadaşlar. Tan alfa zaten 2 idi. 2 kere 2 4 yapar bölü. 1 eksi 2'sinin 2'nin karesinden 4 geldi. 4 bölü eksi 3 diyeceğiz. O da beni A seçeneğine götürecektir. 27. sorudayız. Kosinüs arksin 3 bölü 5 eksi tan arktan 5 bölü 12'nin farkını sormuş.
Şimdi arkadaşlar biz bu açıya alfa diyelim, bu açıya da beta diyelim. Aslında bizden neyi soruyor bu arkadaşımız? Kosinüs alfa eksi betanın açılımını soruyoruz. Kos alfa eksi betanın açılımını formülünü yazarsak, kos kos formülü zaten kosinüs alfa çarpı kosinüs beta arada eksi varken artıya dönüşüyordu. Sin alfa çarpı sin beta. Burada bulmamız gereken hangi açının hangi değeri eşit olduğu. Onu da şuradan çıkartalım. Sin alfa dediğimiz değer 3 bölü 5 ise biz üçgeni çizelim arkadaşlar. Hangi değerin neye eşit olduğunu bulabiliriz. Şurası alfa olsun. Karşısı 3. Hipotenüsü 5. Burası da 4 olsun. Buradan ben kosinüs alfayı bulabilirim. 4 bölü 5 oldu. Sonra buradan da arkadaşlar tan beta dediğimiz ifade 5 bölü 12 ise yine üçgenimi çizeyim. Şurası beta olsun. Karşısı 5. Komşusu 12. Burası da 13 olsun. Buradan da arkadaşlar sin beta 5 bölü 13 iken kosinüs beta dediğimiz ifade 12 bölü 13 olarak bulunuyor. Şimdi bu bulduğum değerleri gelip burada yerine yazayım. Kosinüs alfa zaten alt tarafta bulmuştum 4 bölü 5 çarpı. Kosinüs beta 12 bölü 13 artı. Sin alfa yukarıdaydı 3 bölü 5 çarpı. Sin beta arkadaşlar 5 bölü 13'tür. Düzenlersem yukarıyı çarptım 48 bölü 65 geldi artı. Diğer tarafta arkadaşlar 15 bölü 65. Toparlarsam 63 bölü 65'tir. Bu da A seçeneğine götürecek beni. 28. sorudayız arkadaşlar. Tan 70 A olduğuna göre demiş. Tan 245'in A türünden değeri nedir diye sormuş. Biz önce istediği tan 145'i dönüştürelim. Tan 245 pardon eşittir. Tan 180 artı 65'e eşittir. Buradan da arkadaşlar düzenlersek 3. bölge işaretim artı ve isim değişmeyeceği için tan 65'in aslında benden ne olduğunu soruyor. Neyi vermiş? Tan 70'i. Nasıl uygulayabiliriz ona bakalım. Şimdi arkadaşlar tan 70'i kullanarak tan 65'e ulaşmaya çalışacağım. Ve ben buradan toplam farktan yararlanacağım. Onu da şöyle düşünelim. Ya ben öyle düşündüm. Belki başka bir çözüm varsa yine yazın bana. Aşağı yoruma bırakın. Beraber tartışalım. Tan 135'ten ben 70'i çıkardığımda tan 65 kalır dedim. Tan 135'i biliyorum zaten. Hani toplam farktan bulursak. Tan 70 zaten A'dır arkadaşlar. Direkt bana tan 65'in cevabını verecektir. Şunu diyebiliriz o halde. Tan 135 eşittir eksi 1. Tan 70 zaten A'ydı. Formülünü yazalım o halde. Diyeceksin ki tan 135 eksi tan 70 bölü alt tarafta 1 artı tan 135 çarpı tan 70 diyeceğiz. Eşittir. Buradaki değerleri teker teker yerine yazarsam tan 135 zaten eksi 1'di. Tan 70 A olduğu için A dedik bölü alt tarafta 1 eksi 1'di zaten çarpı A gelecektir. Hem üst hem altı eksiyle çarparsam A artı 1 bölü A eksi 1'i yakalayacağız. Yani cevabımız A seçeneğidir. 29. sorudayız arkadaşlar. Aşağıdaki yarım çemberde AB çaptır. DC çember üzerinde olmak üzere demiş. AB 4 kök 2. Şuraya 4 kök 2 dersek. Yarıçapı 2 kök 2'dir bunun. BD 4. Şurası arkadaşlar 4. Bakın burası 4 ise ben bu açıya 45 diyebilirim. Neden? Buradan bir tane doğru çekeyim. Bakın A'dan D'ye bir tane doğru çekersem çapı gören açı 90 derece olduğu için ben bu 90'ı yapıştıracağım. Aynı zamanda şöyle de yapabilirsiniz. Şuradan D'den C'den B'ye bir tane doğru indirirsek burada da yine çapı gören açı 90 derece olduğu için buraya da 90 diyebiliriz. Biz burayı bulduk. Sonra arkadaşlar AC dediğimiz ifade 2 kök 5. Bunu da yazdık. 2 kök 5. Biz CB'yi bulabiliriz. Yani CB'nin karesi artı 2 kök 5'in karesi eşittir. Karşısı 4 kök 2 olduğu için 4 kök 2'nin karesi diyeceğiz. Yani CB'nin karesi artı 20 eşittir. 32 yapar. Bunu da karşı tarafa attığımızda CB'nin karesi 12 ise CB dediğimiz ifade 2 kök 3'tür. Yani biz buraya da 2 kök 3 dedik. Şimdi bütün değerlerin hepsini ortalama bulduk. Bizden DEA'yı sormuş. Tan DEA
A neresi? Şurası. Yani burayı soruyor bizden, değil mi? Biz buraya arkadaşlar 45, buraya da x dersek, buraya da y diyelim. 2 için toplam bir dış olduğundan dolayı y dediğimiz ifade x artı 45 olarak bulunur. Bizden tan y'yi soruyor. Her iki tarafın tanını alırsak tan y eşittir tan x artı 45'tir. Bulduk. Tan x'i burada bulman lazım. Tan x'i bulursun zaten. Karşı bölü komşudan 2 kök 3 bölü 2 kök 5'ten ikileri sadeleştirirsek kök 3 bölü kök 5 gelir. Şimdi gelip bunları teker teker yazalım. Tan x artı 45 için arkadaşlar. Tan x dediğimiz ifade zaten kök 3 bölü kök 5 artı. Tan 45 zaten 1'di bölü. Alt tarafta 1 eksi x'inin çarpımı yani kök 3 bölü kök 5 gelecektir. Yukarıda payda eşitlersek kök 3 artı kök 5 bölü kök 5 bölü. Alt tarafta da arkadaşlar kök 5 eksi kök 3 bölü kök 5 geldi. Bu kök 5'leri sadeleştirirsek yukarıda sadece kök 3 artı kök 5, alt tarafta da kök 5 eksi kök 3 kalacaktır. O da beni E seçeneğine götürür. Cevabımız E şıkkıdır. Denememizin arkadaşlar AYT matematik adına son sorusundayız. 30. soruyu çözüp geometri çözümleriyle birlikte yapacağız. Geometri dinlersiniz sevinirim. Çünkü geometri AYT matematik için çok çok önemli. Yani oradan yaptığınız bir iki net belki TYT netinden de çok fazla gelecek. Yani bir net belki TYT'de yaptığınız matematik ya da geometrinin 3 netine eşittir. Onun için AYT geometri de bizim için çok değerli. Şimdi burada arkadaşlar bir oran bulup karşılaştıracağız. ABC yayının ölçüsü 2 pi birimdir. Tamam. A, O, C de arkadaşlar. Burası da bize pi bölü 16'yı vermiş. Bakın bunu uzunluk olarak vermiş. 2 pi yani 2 pi r'den biz uzunluk buluyoruz ya. Bu pi buna aittir. Hani radyan olarak verilen pi de ben 180 olarak alacağım. Çemberin yarı çapı kaç birimdir diye sormuş. Şimdi biz burada arkadaşlar güzel bir oran yaparsak ve olayı yakalarız. Biz bunu açısal olarak düşünürsek yani pi bölü 16'lık bir açıda neye eşittir bu arkadaşımız? Uzunluk olarak 2 pi ise tamamı bunun 2 pi'ydi. Şunun hepsini ben 2 pi olarak alacağım. Yani bir radyan olarak düşünürsek 2 pi'lik bir açı ölçüsünde çevresine x diyelim. Buradan biz işler dışa çarpımı yaparsak x çarpı pi bölü 16 eşittir 4 pi kare diyelim. Şu pi'ler giderse arkadaşlar bir tane pi kaldı. X'in karesi eşittir 16 gelecek. 64 gelecekse x dediğimiz ifade 8 gelmesi lazım. Demek ki biz burada çemberin yarı çapını ne bulmuş olacağız arkadaşlar? X'i 8 bulduk. X neydi? 2 pi de 8 dediğimiz ifade. Bir dakika hatalım yaptık. Arkadaşlar çok özür. Şurada bir küçük bir hata yapmışım da ben. Bu x kare değil de x eşittir 64. Şurayı da sileyim hatta. X eşittir 64 pi gelecek. Yani bunun çevresi aslında 64 pi eşittir. Şuraya çevre diyecektik biz. Çevre. Çevresi 64 pi'yi veriyorsa zaten çevre dediğimiz ifade 2 pi r değil mi? Bizden yarı çapını istiyor. Her iki tarafı pi'ye bölersek ve bunları da 2 ile sadeleştirirsek r dediğimiz ifade 32 olacak. Yani C seçeneğidir. Dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Matematik bölümü komple bitirdik. 1 ve 2. bölümden oluşmuştu zaten. Şimdi geometriye geçeceğim. Geometride 10 tane sorumuz var. 3. bölüm geometriye devam edelim. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar.